Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Annemin Örgü Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle harika tunç bebenin güzel bir ipiyle, şöyle kiremit rengi bir ipiyle sevgili hanımlar, 100 gramlık antipiylik bir ipiyle harika bir model yapacağız. Şöyle ilme ip, ipim orta kalınlıkta bir ip sevgili hanımlar. Modelimi sizlere bu güzel kiremit rengi ipimle anlatacağım güzel hanımlar. İpi içeriden göbeğinden aldığım için dışında hafif bir dağılma oldu. Daha önce de kullandığım için bu şekilde. Evet güzel hanımlar, bu güzel modeli sizlerle birlikte yapmak istiyorum. Gerçekten beni izlediğinize değecek. Harika. Belki de ilk defa bende göreceğiniz şahane bir model yapacağız sizlerle birlikte. Evet, ben ilmeklerimi hazırladım. Şöyle 3,5 numaralı, hemen şuradan da göstereyim. Şişlerimi, ilmeklerimi taktım. Hemen modelin anlatımını sizlere yapacağım. Mevsimlik örgü modellerinizde sevgili hanımlar, yelek modellerinizde, hırka, süveter, atkı, bere, bebek örgülerinde, yani ben şunu yapın bunu yapın demiyorum. Dilediğiniz her örgü modelinde kullanabileceğiniz şahane iki şiş bir örgü modeli yapacağız. Evet, örgü videolarının içerisinde güzel modeller mi arıyorsunuz? Bu model kaçmaz sevgili hanımlar. Ördüğünüze değecek diyorum. Ördüğünüze değecek şahane bir model anlatacağım size. Hadi bakalım modelimize geçelim. Evet, şöyle şişimin tekini çıkardım. İlmek sayılarımı hemen sizlere veriyorum. Şu şekilde 3, 3, 3, 3, 3, 2 ilmek de fazladan atıyoruz ki sağda ve solda kenar ilmeği olarak kullanalım diye sevgili hanımlar. Evet güzel hanımlar, ipimi şöyle göbeğinden alıyorum hanımlar, rahat örebilmek için. Evet, şimdi modelimin birinci sırasındayım. Sizler hazırsanız hemen modele geçelim. Dilediğiniz lastik modellerinizi yapabilirsiniz. Burada kenar patlarınızı ayarlayın hanımlar. Kalan ilmekleriniz 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmek olsun. Evet, kenar ilmeğimi şöyle aldım. Sevgili hanımlar, zemin hazırlığı için ben şöyle bir sıra ters örgü yapacağım. Kenar ilmeğimi de yeni başladığım için öreyim. Şöyle zemin hazırlığı için bir sıra ters yapacağım. Sizler dilediğiniz lastik modellerinizi hazırlayın. Modelinize başlayın hanımlar. Hemen şimdi zemin hazırlığımdan sonra ben modelimi sizlere anlatmaya başlayacağım. 4 sırada bir model yapacağız ama gerçekten beni izlediğinize değecek şahane güzel bir model yapacağız güzel hanımlar. Evet, belki de bu modeli ilk defa bende görüyor olabilirsin hanımlar. Gerçekten hem şık hem güzel bir model. Dediğim gibi istediğiniz örgü modellerinizde de kullanabilirsiniz. Şöyle bir sıra ters örgü yaptım sevgili hanımlar. Bakın düz örgümüz ortaya çıktı. Şimdi modelimizin birinci sırasını hemen hazırlayalım. Sizler lastik modellerinizi burada hazırlayın. Hemen modele geçin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi bir sıra düz örüyorum. Modelimin birinci sırası. Modelimin ilk bir ikinci sırası önden düz, arkadan ters olacak hanımlar. Evet, tüm ilmeklerimi bakın. Modelimin birinci sırasında düz olarak örüyorum. Evet, sizlere hem kolay hem güzel hem çok şık bir model anlatacağım. 2022, 2023, 2024 yıllarında ve daha öncesinde 2021, 2020, 2019 yıllarında da hep gündeme gelen, hiç modası geçmeyecek harika bir örgü modeli anlatacağım sizlere hanımlar. Evet, şimdi modelimin ikinci sırasında ve arka sırasındayım hanımlar. Hemen burada da tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum güzel hanımlar. Evet, modelimin ikinci sırası, bakın tüm ilmeklerim ters. İnanın model hem kolay hem hızlı ilerleyen, bir de çeyizlik yelek modellerine, şal modellerine çok yakışan bir model. Ben kiremit rengiyle yapıyorum ama siz çeyizlik yelek modellerine yapacağınızda dilediğiniz renklerle, çeyizlik yelek rengiyle yapabilirsiniz. Evet, modelimin ikinci sırasında tüm ilmeğimi ters ördüm. Şimdi modelin üçüncü sırasındayım. Modelimizi üçüncü ve dördüncü sıralarda kuruyoruz güzel hanımlar. Şimdi kenar ilmeğimi aldım. Modelin üçüncü sırasındayım. Şimdi 1, 2, 3. Bakın 3 tane 1, 2, 3. 3 ilmeğimin içinden şöyle biraz rahatlatalım. Biraz sık örmüşüz. 3 ilmeğimin içinden geçtim. Burayı uzun tutuyorum hanımlar, bakın. 1 doladım, 2. Bu 3 ilmeğimin içinden bir kez daha geçiyorum. Ve ilmeklerimi çıkardım. 3 ilmekten 3 ilmek yaptım. Şunları uzun tutacağız hanımlar. Şimdi ikinci kere yapıyorum. Bir modelim bu şekilde. Şimdi tekrar bakın. 3 ilmeği şişime aldım.
ve bir kez örüyorum. Uzatıyorum bakın ilmeği. Mümkün olduğunca uzun tutmaya çalışın. Doladım 2. Bir kez daha örüyorum. 3. Evet, 3 ilmekten bakın. 3 ilmekten 3 ilmek yaptım ve çıkardım. Bakın hanımlar, bu şekilde modelimin 3. sırası. Yine 3 ilmeğimi şişime aldım. Bir kez örüyorum bakın. Olmadı. Bir kez ördüm. Bakın şöyle uzun tutun şu ilmeklerinizi. Başını doladım. 2. Bir kez daha örüyorum. 3. Bakın 3 ilmekten 1, 2, 3. 3 ilmek yaptık. Ve şişimden çıkarıyorum. Tekrar 1, 2, 3. Bakın 3 ilmeğimi aldım. Uzattım. Doladım. Bir kez daha örüyorum. 3 ilmekten 3 ilmek yaptım. Şimdi burada benim bakın son kez modelimi uygulayacağım. 3 ilmeğim var. 1, 2, 3. Burada da kenar ilmeğim var. 3 ilmeğimi ördüm, uzattım, doladım. Bir kez daha örüyorum ilmeğimi. Bakın 3 ilmekten 3 ilmek yaptım. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet güzel hanımlar, modelimizin 3. sırasında yaptığımız işlem bu. Bakın ne kadar kolay bir model. Şimdi modelin 4. sırasındayız. Buraya da dikkat edelim. Modelimiz 3 ve 4. sıralarda kuruluyor sevgili hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın ilmeklerim şöyle 3, 3, 3. Üçlü gruplar halinde bakın ilmeklerim. Şimdi bir artış da yapmış olduk. Evet şimdi bakın bu şekilde. Pardon, artış yapmadık. Şaşırdım bir an. 2 ilmeğimi ters yapıyorum. 1, 2. Bakın başlangıçta kenar ilmeğimi aldım. 2 ilmeğimi ters yaptım. Şimdi bu 3. ilmeğim, yani bu 3 ilmekten şu 2 ilmeğimizi ters yapıyoruz. 3. ilmeğimiz bakın bu. Bunu örmeden ipin benden tarafta. Buradaki 3 ilmeğimin ilk ilmeğimi sevgili hanımlar şöyle yapalım, açalım. Bu ilk ilmeği bakın ters örüyorum. Sonra buradaki ilmeğimi örüyorum bakın. Bakın ikisini de ördüm şimdi. Bakın bir modelim arka yüzde bu şekilde. Şimdi yine ortada bakın 2 tane ilmeğim kaldı. Bir tane ters yapıyorum. Sonra burada yine bakın tek ilmeğim kaldı. Bu tek ilmeğimi örmüyorum. Buradaki 3 ilmeğin ilk ilmeğini örüyorum. Bakın ipim benden tarafta. İlk ilmeğini ters olarak örüyorum. Sonra buradaki ilmeğimi örüyorum bakın. Hemen onu da ördüm ve bıraktım. Evet bu şekilde. Bakın burada 2 ilmeğim kaldı. İlk ilmeğini ters örmüştük. Ortadaki ilmeği tek olarak bu şekilde ters örüyorum. Yine burada tek ilmeğim var bakın. İpi kendimden taraf alıyorum. Bu ilmeğim burada dururken buradaki 3 ilmeğimin ilk ilmeğini ters örüyorum. Sonra buradaki tek kalan ilmeğimi örüyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi burada bakın 2 ilmeğim kalıyor. Hemen ters olarak ikinci ilmeği örüyorum. Bakın ikinci ilmeği ters, tek olarak ters örüyorum. Sonra yine burada tek ilmeğim kalıyor. Buradaki 3 ilmeğin ilk ilmeğini öncelikle ters örüyorum. Bakın bu şekilde. Sonra buradaki tek kalan ilmeğimi örüyorum. Evet güzel hanımlar, buradaki 2 ilmeğimi de ikisini de ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Bu başlangıçta nasıl başlamışsam burada da aynı şekilde. Evet güzel hanımlar, şöyle ben sizlere bakın bir model anlattım. Şöyle bir modelimiz bu şekilde. Evet, model ilerledikçe kendini gösteren şahane bir model sevgili hanımlar. Kabartmalı bir model olacak. Evet, şimdi ikinci bir model daha sizlere anlatmak istiyorum. Daha anlaşılır olsun diye. Evet, kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada ilk modelimi nasıl başlamıştım? Birinci modelimi tüm ilmeklerimi düz örmüştüm. Tüm ilmeklerimi modelimin birinci sırasında düz olarak örüyorum. Bakın bu şekilde tüm ilmeklerimi düz olarak modelimin birinci sırasında örüyorum. Evet güzel hanımlar, modelim hem güzel hem şık hem gösterişli. Beni izlediğinize değecek şahane güzel bir model hanımlar. Evet şöyle bakın bir sıra tersimizi yaptık. Evet, kiremit rengime de bu modelim çok yakıştı sevgili hanımlar. Şimdi örgünün arka yüzündeyiz, modelimin ikinci sırasındayız. İkinci modelin ikinci sırasında da tüm ilmekler ters bakın. Tüm ilmekler ters. Oldukça rahat bir örüm yapıyorum sevgili hanımlar. Hani sıkı sıkı yapmıyorum. Bu model sıkı sıkı örülmeyi değil, böyle rahat örgü olmasını seviyor. Gerçekten çok şık ve güzel oluyor o zaman. Evet, tüm ilmeklerimi de bakın ters olarak ördüm. Şimdi örgünün ön yüzünde ve 3. sırasındayız modelin. Bakın şu şekilde modelimiz.
Şimdi modelimizin üçüncü sırasındayız. İkinci modelin üçüncü sırası. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ne yapmıştık üçüncü sırada kenar ilmeğinden sonra? 3 3 ilmeklerimizi bakın bu şekilde toplamıştık. Uzattım, bir doladım. 3 ilmeğimi tekrar ördüm. Bakın bu şekilde ve bıraktım. Yine 3 ilmeğimi alıyorum. 3'ünü örüyorum, doluyorum. Tekrar 3 ilmeğimi bir kez daha örüyorum. Bu şekilde. 3 ilmeğimi bıraktım. Bakın 3 ilmeğimden 3 ilmek yaptım. Mümkün olduğunca şu ilmeklerin boyunu uzun tutuyoruz hanımlar. Tekrar 3 ilmeğimi aldım. 1 doladım. 2 tekrar ördüm 3. Bakın bu şekilde. Tekrar bakın 1 2 3 bir kere ördüm, doladım. Bir kez daha örüyorum güzel hanımlar. Bakın 3 ilmekten 3 ilmek çıkardım. Son kez yapalım. Bakın 1 2 3 üçünü bir örüyorum, uzatıyorum ilmeğimi, doladım. Bir kez daha örüyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarıp bırakıyorum. Son ilmeğimi de kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet, modelimin bakın 3. sırasında böyle bir işlem yaptık hanımlar. Şimdi modelin 4. sırasındayız ve son sırasındayız. Evet güzel hanımlar, gerçekten dediğim gibi beni izlediğinize değecek harika, şahane bir, muhteşem bir örgü modeli. Kenar ilmeğimi aldım. Burada ilk 2 ilmeğimi bakın ilk 2 ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 kenar ilmeğimden sonra ilk 2 ilmeğimi ters ördüm. Bakın burada tek ilmeğim kaldı. İpi kendimden tarafa alıyorum. Buradaki 3 tane gruplar halinde ya ilmeklerimiz. Şu ilk 3 ilmeğin ilkini ters örüyorum. Burada tek kalan ilmeğimi de daha sonra örüyorum. Ters olarak ve bırakıyorum ikisini de. Bakın. Şimdi burada benim 2 tane ilmeğim kaldı. İkincisini tek ters olarak örüyorum. İpi kendimden tarafa alıyorum. İpim hep kendimden tarafta arka yüzde. Bakın bu ilmeğim burada tek kalacak. Bu 3 ilmeğin ilkini öncelikle ters örüyorum. Sonra tek kalan ilmeğimi ters örüyorum. Ve burada 2 tane ilmeğim kalıyor bakın. İkinci ilmeği ters örüyorum. Tek ters örüyorum. Sonra ipi kendimden tarafa alıyorum tekrar bakın. Burada tek kalan ilmeğimi değil, hemen onun önündeki üçlü grubun ilk ilmeğini ters örüyorum. Sonra burada tek kalan ilmeğimi ters örüyorum. Burada iki ilmeğimiz kalıyor. Ortadaki ilmeği ters örüyorum. Burada yine tek kalan ilmeğimi örmüyorum. Buradaki 3 tane olan ilk ilmeğimi ters olarak örüp sonra burada tek kalan ilmeğimi örüyorum. Tekrar yine 2 tane tersimi örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters örerek modelimi tamamlıyorum güzel hanımlar. Modelimin 4. sırası ve arka yüzü bakın. Evet, iki modelle ben sizlere şöyle bakın modelimi anlattım güzel hanımlar. Kiremit rengime bu model çok yakıştı. Gerçekten çok yakıştı. Çeyizlere layık, bohçalara layık bir model oldu. Evet, ister şallarda, ister yeleklerde, ister hırkalarda, ister bebek örgülerinde kullanın. Ben sizlere yelek modeli olarak anlattım. Siz nerede kullanırsanız kullanın güzel hanımlar. Muhteşem bir model oldu. Evet, ben modelimin biraz daha ilerletilmiş halini hemen sizlere göstereyim hanımlar. İnanın çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Evet güzel hanımlar bakın. Şöyle sıralı sıralı. Bakın şöyle kabartmalı harika bir model oldu. Bu model ipime de bu modelim çok yakıştı sevgili hanımlar. İnanın çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Bakın şöyle kabartmalı bir model. Evet, bu modeli daha önce yaptığımızda milyonlar izlemişti. İnşallah sizler de beğenir, izlersiniz güzel hanımlar. Beğenmezseniz de canınız sağ olsun. İnşallah beğenir, bir beğeni atarsınız. Henüz kanalıma yeni geldiyseniz, ilk defa keşfettiyseniz, abone olup yorum ve beğenilerinizle de destek verirseniz çok mutlu olurum sevgili hanımlar. Evet, bir modelimizin daha sonuna geldik. Modelimin arkası da bakın bu şekilde büklüm büklüm sevgili hanımlar bakar mısınız? Harika bir model. Dediğim gibi istediğiniz örgü modellerinizde kullanın. Bebek battaniyesinden tutun, bebek patiklerinden tutun, yeleklerinden, hırkalarından dilediğiniz örgüyü örün. Yakasından başlamalı, eteğinden başlamalı yapın. Dilediğiniz bluzlar yapın, hırkalar yapın. Evet, bir modelin daha sonuna geldik. Allah'a emanet olun, en güzeline emanet olun güzel hanımlar. Söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah beğenmişsinizdir ve benimle birlikte sizler de yapmışsınızdır bu güzel modeli sevgili hanımlar. Allah'a emanet olun, en güzeline emanet olun. Hoşça kalın güzel hanımlar.